Evet gençler hepiniz hoş geldiniz. Üçgenler konusuna Pisagor ile devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlarınız yavaş yavaş geliyor. Ben de şöyle yapayım Pisagor bantısını hatırlatayım. Şöyle çizerek. Pisagor bağıntısını ne zaman kullanacağız gençler? Dik üçgen gördüğümüz zaman kullanacağız. Pisagor bağıntısını dik üçgen gördüğümüz zaman kullanacağız. Kenarlar arasındaki ilişkiyi veriyor değil mi? Diyelim buna A desem, şuna B desem, şuna C desem, Dik üçgende neyi kullanacağım? Pisagor mantısını. Pisagor ne diyor? Dik kenarlarının karelerini al, aldım. Sonra bunları topla ve hipotenüs yani C'nin karesine eşitle diyor. İşte bu neyimiz oluyordu? Pisagor oluyordu. Pisagor bağıntısını ne zaman kullanıyorduk gençler? çarşım yapması lazım. Dik üçgen gördüğümüz zaman, dik üçgen yani 90 derecelik bir üçgen gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecek? Pisagor bağıntısı gelecek. Bunu unutmayalım. Yani dik üçgeni gördüğümüz an direkt aklımıza ne geliyor gençler? Pisagor bağıntısı. Burası çok önemli. Şimdi sorumuza geçelim. Hatırladık formülümüzü. Ne zaman kullanacağımızı hatırladık. Şimdi form sorumuza geçelim. Diyor ki yukarıdaki PRS dik üçgeninde. Yani dik üçgen. Aklıma geldi? Pisagor bağıntısı. Neden? Dik üçgen olduğu zaman kenarları soruyorsa kesinlikle aklıma ne gelecek? Pisagor bağıntısı gelecek. PSI'yi vermiş 9 santim ve RS'yi 7 santim vermiş. PR uzunluğu nedir diyor. Hadi gençler başlayalım. Ben anketi başlatayım. Bakalım kimler yapacak. Harika. Yapmaya başladınız. Süper. Sınıfın çoğunluğu D demiş. Başlayalım o zaman değil mi? Yeni gelen arkadaşlarımız da var. E, lütfen işaretleyin gençler. Bu formüle göre yapacağız. Bir daha söylüyorum yeni gelenler arkadaşlar için. Gençler dik üçgen gördüğümüz zaman kenarlarla ilgili bir soruysa kesinlikle aklımıza ne gelecek? Pisagor bantısı. Bakın dik üçgen demiş, 90 derece demiş, dik demiş. Şöyle ya da bu sembolü gördünüz. Aklınıza direkt Pisagor bantısı gelecek. Ben burada dik üçgeni gördüm, kenarı gördüm, hemen aklıma ne geldi? Pisagor bağıntısı. Onu uygulayacağım. Hadi uygulayalım. Söyleyin lütfen. X kare artı 7'nin karesi eşittir. Ne diyeceğiz gençler? 9'un karesi. Bakalım yapıyor musunuz? Harika. Evet. Gayet iyi. Farklı cevaplar var. Bakalım hangi grubun dediği doğru. Şimdi şöyle yapacağız gençler. 9'un karesi kaç? 81. 7'nin karesi kaç? Harikasınız. 49. Artı x kare. Tamam. Şimdi x kare de olsa x de olsa bunları yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Şu x kareyi yalnız bırakayım. Şu 49'u sağ tarafa atalım. x kare yalnız kaldı sol tarafta. 81 yazıyorum. 49'u çıkartıyorum. Çıkardım. 49'u çıkardım. x kare eşittir. Kaç oldu gençler? 32 değil mi? 32 oldu. Herkes 32'yi buldu değil mi? Peki. X kare 32 ise biliyorsunuz X kareden unutmayın. X kareden eğer siz X'e geçiş yapmak istiyorsanız her tarafın her tarafın kare kökünü alacaksınız. Kare kökünü al. Bunu unutmayın. Gençler eğer siz x kareden x'e geçmek istiyorsan, her tarafın kara kökünü alacaksınız. O zaman ben burada ne yapacağım gençler? x kareden x'e geçmek istiyorum. Çünkü bu adam x kareyi sormuyor. Şu x'i soruyor. O yüzden ben ne yapacağım? Her iki tarafın karesini alacağım. Güzel. x kare şöyle oluyor. x kare bu tabi pozitifse nasıl direkt çıkıyor? Mutlak değer diye çıkıyor da bu uzunluk olduğu için direkt x diye çıkartacağız gençler. x kare nasıl çıktı? x diye çıktı. Kurtuldu ondan. Ya da şöyle düşünün. Şurada ikiler tak tak gidiyor. X de pozitif olduğu için uzunluk ölçü. X diye tak çıktı. 32. Kök 32'yi hatırlayın ilk dönemki derslerimizden. Nasıl ayırıyorduk? Ya bunu hani bir tanesi tam kare bir tanesi tam kare olmayan sayı şeklinde yapıyorduk. Hani 16 çarpı 2 diye yazsam. 16 nasıl dışarı çıkar? 4 diye. 4 kök 2 olur. Demek ki ot, kök 32 neymiş gençler? 4 kök 2. Cevabımız ne de eğer siz bunu unutmuşsanız onu da diyelim nasıl yapıyorduk 32'yi onu da hatırlatayım 2'ye bölüyorduk 16 2'ye bölüyorduk 8 2'ye bölüyorduk 4 2'ye bölüyorduk 2 2'ye bölüyorduk 1. Sonra ikili ikili paket yapıyorduk hatırladınız mı 2 i̇kili, ikili paket yapın bu 2 diye kurtuldu bu da 2 diye kurtuldu bu zavallı 2 içeride kaldı 2 ile 2'yi çarpıyorduk bu zavallı içeride kalıyordu 4 kök 2 oluyordu hatırladınız mı? ya da böyle yapabilirsiniz. Eğer şunu musanız cevabımız ne de? Evet, gayet iyi. Devam edelim. Şimdi bir de özel dik üçgenler var gençler. Pisagor olmadan direkt özel dik üçgenler yardımıyla e, direkt o sayıları bulabiliyoruz. Dört e, tane kural var. 3 4 5 üçgeni var. Mesela şöyle diyeyim. Gençler, mesela şurası 3 olsun, şurası 4 olsun. Pisagor 5 olur. Böyle e, ispatlamışlar e, 3, 4. Direkt 5 diyebilirsiniz. Veya 5, 3 verdi. Şurayı 4 diyebilirsiniz. Nasıl oluyor? Bunu da gösterelim. 3'ün karesi artı 4'ün karesi neyi vermek zorunda gençler? 5'in karesini. Gerçekten doğru mu? 9 artı 16. Acaba 25 eşit mi diye bir kontrol edelim. Evet 25, 25'e eşit. Demek ki bu doğruymuş. Böyle bir üçgen varmış. Aynı şekilde bunların katları da doğru oluyor. Mesela 3, 4, 5 ise 6, 8, 10 da bu kuralı uyuyor. 3 katı da 9, 12, 15 de bu kuralı uyuyor. 4 katı da uyuyor. 5 katı da uyuyor. Bu şekilde 3, 4, 5 ve katlarını direkt ya yapabiliriz. Mesela şöyle bir soru geldi size. Diyelim buraya 6 verdi. Buraya 8 verdi. Direkt buraya 6, 8, 10 diyebilirsiniz. Neden? Çünkü 3, 4, 5'in 2 katı. Ya da şöyle verdi adam size. Mesela 3'ün 5 katını verdi 15. 4'ün 5 katını verdi 20. O zaman 5'in de 5 katı olacak. Burası kaç olacak gençler? 25 direkt kafadan hiç skor bağlantısı olmadan diyebilirsiniz. Bunu da duvara asacağız tabi bu özel üçgenleri de. Şimdi de ikinci özel üçgenimiz var. 5, 12, 13. O da şöyle gençler. Diyelim burası 5. Burası 12. Buraya direkt 13 diyebiliyoruz. Aynı şekilde 5'in karesi 4'ün 12'nin karesi eşittir 13'ün karesi oluyor. Aynı şekilde bunların katları da geçerli. Mesela 5, 12, 13 diyoruz ya 10, 24, 26 da diyebiliriz. İki katını da alsak o da doğru çıkar. Bu ikinci özel üçgenimizdi. Bunu da duvara as asalım. Üçüncü özel üçgenimiz 8, 15, 17 gençler. Mesela şöyle. 8, 15, 17. Bu arada gençler bunların yeri değişebilir. 15 buraya geçer. 8 aşağı geçebilir. Yani yeter ki dik kenarları olsun. Hipotenüs de 17 olsun. 8, 15, 17 diye çıkıyor. Bu üçüncü özel üçgenimizde. Dördüncü özel üçgenimizde. 7, 24, 25. Yani şöyle. Gelin burası 7. Şurası 24. Şurası da 25 olur. 7, 24, 25. Bunların katları da geçerli. Bunları da duvara salın. 3, 4, 5 üçgeni. Çok çıkar. Bunların katları çok çıkar. İkinci olarak 5, 12, 13. İkinci olarak 8, 15, 17. Bu üç tanesi kafadan çıkıyor. Bu dördüncüsü az ama aralarda çıkıyor. Bilmeniz lazım. Ama bir de önemli husus gençler. Burada önemli husus şu. Büyük sayı hipotenüsün karşısında geçiyor. Sakın şöyle demeyin. Aa, evet 3-5, 3-4-5 demeyin. Çünkü neden? Şu 90 derecenin karşısındaki kenar hep büyük olacak. Yani 5 olacak. 4 olmayacak şu kenar. 3-5 hemen buraya 4 demeyin. Onu lütfen hatırlayın. Şu hipotenüs yani şu 90'ın karşısındaki kenar hep büyük olacak. Bakın hep büyük. Çünkü 90 dereceden büyük açı yok dik açıda. O yüzden 90 derecenin karşısındaki kenarda en büyük olacak. Ona lütfen dikkat edin. Evet devam edelim. Şimdiki sorumuz şöyle de, Diyor ki e, yukarıda verilen monitörün ekranı dikdört en şeklinde olup kenar uzunlukları 30 santim ve 40 santimdir. Bu ekranın köşegen uzunluğu kaç santimdir diyor. Gençler başlatayım. Lütfen yerinizde yapın. Sizce hipotenüs kaç olur? Evet. Özel üçgen yardımıyla yapabiliriz gençler. Bir çağrışım yapıyorum. 3-4 ne vardı? Harikasınız. Şu üçgenimizi yazalım. 3 Üç, 4 Ne vardı? 5 vardı değil mi? Harikasınız. Bunların katları var sanki değil mi? Ne var? 10 katı. 30-10 katı 40. O zaman bunun da 10 katı kaç olacak? Harikasınız. 50 olacak. Cevabımız ne? Duvara asalım gençler. 3-4-5 üçgeni. Çok çıkar. Tabi burada 3-4-5 diye basit şekilde vermiş. 10 katını vermiş. 3'ün 10 katı 30. 4'ün 10 katı 40. O zaman 5'in 10 katı kaç olacak? 50. Cevabımız 50 oluyor. Yani burası kaç oluyor? 50 oluyor gençler. Evet. Güzel. Güzel. Gayet iyi. Bunu da duvara asalım. Yani yeni bir soru. Şekildeki bayrak direği şurası direk 12 metre yükseklikten bağlanan iplerle yani şu yükseklikten bağlanıyormuş. Bakın şu ip iki tane ip var görüyor musunuz? Uzaklıkları 5 metre ve 9 metre olan noktalara bağlanan yere sabitleniyor. Yani direkten uzaklıkları 5 ve 9 metreymiş. Bu iş için en az kaç metre ip gereklidir diyor. Yani şu iplerin uzunluklarını bana söyle diyor. Şu ve şu. Şu iki ipin e, uzunluğu nedir diyor. Hadi başlayalım. Ben anketi başlatayım. Güzel, güzel cevaplar akıyor. Yapmak isteyen olursa lütfen parmak kaldırsın. Beraber yapalım. Bakalım kimler yapacak. He, tamam güzel. Nihal ile başlayalım. Nihal yaptın. Harika. Diğer arkadaşlarımıza da bakalım yapıyorlar mı? Güzel. Evet Nihal seni dinliyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk öğretmenim. Evet. evet. Yaptın evet. mı? Evet. Ben 28 buldum. Harika. Şöyle buldum. Öyle. Orada 5, 12, 13 özel üçgeni vardır. Bravo. 5, 12, şurası 13 olur. Güzel. Evet. Ee, bu tarafta da 3, 4, 5'in katları vardır. Bravo. Katı. Kaç katı? 3 katı. Bravo. 3'ün 3 üç katı. Burada? Burada 3 katı. Orada Bravo. da 5'in 3 katı olması lazım. Bravo. 5'in evet. 3 katı olacak. Bu da kaç olur? 15 olur. Harikasın. Gök soru 13'te 13 15'i toplarız. 28. Bravo. Harika bir şekilde yaptın. Teşekkür ediyoruz. 13 15'i topladın. 28 buldun. Süper. Gayet iyiydi. Güzel. Teşekkürler gençler. Ee, sınıfın çoğunluğu zaten ne demiş? C demiş. Teşekkür ediyoruz. Hem Niha'ya hem sınıfa. Ee, bir daha anlatayım kısaca. Ee, toplamada yanlış yapan var herhalde arkadaşlarımız. Onlar için bir de anlatayım. 5, 12, 13. Nereden buldum onu? Özel üçgenden. 5, 12, 13 özel üçgenimiz vardı. Daha sonra şurada 12, 9 var. Bu özel üçgenlerden hangisine benziyor? 3, 4, 5'in katı gibi değil mi? 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı. O zaman burası da 5'in 3 katı olacak. 15 oldu. 15, 13 daha. İplerin toplamı kaç olur? Harikasınız. 28 olur. Güzel. Devam edelim. Bu da çok klasiktir gençler. Her test kitabında var. Her okul kitabında var. Hatta geçmiş yıllarda sınavda da çıkan bir soruydu. Şekilde görülen ağaç, şu ağaç, yerden 8 metre yükseklikten kesildiğinde, yani şuradan kesiliyormuş 8 metre yükseklikten, ağacın kesilen kısmının ucu ağaçtan 15 metre uzağa düşmüş. Yani şurası ile şurası arasındaki uzaklık 15 metreymiş. Buna göre ağacın kesilmeden önceki yüksekliği kaç metredir? Yani şuranın uzunluğunu bana söyleyin diyor. Diyelim buna x diyelim. Buranın uzunluğu nedir diyor? Hadi bakalım kimler yapacak? Ben anketi başlatayım. Yine özel üçgenden faydalanacağız. Ben yine özel üçgenleri yazayım gençler. Belki not almayan, fotoğraf çekmeyen olmuş olabilir. Ben yine yazayım burayı özel üçgenleri. 3 4 5 var. Değil mi? Harika. Ondan sonra ne var? Bunların katları da olabilir tabi. 5, 12, 13 özel üçgenimiz var. Başka bir tane daha var. 8, 15, 17 özel üçgenimiz var. Direkt yapabiliriz. Sanki bak burada bir... Bu sayıları gördüğünüz zaman çağrışım yapsın. Mesela bak burada 8, 15 var. Ha uyandınız. Bir süpersiniz. Şurası 7, 24, şurası da 25 oluyor. Bu özel üçgenleri lütfen kenara not edelim. Bunların katları da olabilir. Bunlardan faydalanacağız. Ne zaman faydalanacağız? Dik üçgen gördüğümüz zaman. Dik üçgen var mı? Var. Bak burası 90 derece. Hemen aklımıza Pisagor bantısı ya da bu özel üçgenler gelecek. Harika. Güzel. Evet. Yapmak isteyen varsa lütfen parmak kaldırsın. Beraber yapacağız. Var mı? Kalkmak isteyen. Evet. Farklı arkadaşlar var mı? Yok. Tamam. Güzel. Şu anki verilere göre gençler e, sınıf A demiş. A mı? Bir bakalım. A demiş. Doğru mu? Bir kontrol edelim şimdi. Gençler 8, 15 burası kaç oldu? 17 oldu. Yani şu uzunluk 17'ymiş. O zaman e, 17 ise 8'i de burada. o 17'si şurada. 8 metre buradan kırılmıştı. 17 8 daha kaç yapar uzunluğu gençler? Harikasınız. 20 25 yapar değil mi? Cevabımız ne? A. Çünkü 8 metresi burada. Şu 8 metreden üstteki kısımda şurada 17 metre. Ağacın toplam boyu kaç oldu? 25 metre oldu. Harika. Şu sınıfın zaten cevapların hepsi A demiş. Gayet iyi. Teşekkürler ve devam edelim. Hmm. MEB'in örnek sorularından bir tanesi gençler. Gerçi yeni sistemde artık verilmeyeceği söylendi ama belli olmaz verirler. Yani şuradaki formül verilmeyecek dendi. Bir bakalım. Dik üçgenlerde 90 derecenin karşısındaki kenara hipotenüs denir. Şurası hipotenüs gençler. E formülü vermiş. İşte a kare artı c kare eşittir b kare tamam. Bunu biliyorsun. Yani burada şu diyor. Sen burada e, Pisagor antisini kullan diyor. Bu soruda. Hadi bakalım soruya. Aşağıdaki şekilde bir göl ve gölün çevresindeki yapılması planlanan yürüyüş yolu noktalı çizgiler kuşbaşı bakışı olarak gösterilmiş. Tamam. Bu yürüyüşün yolunun aşağıda belirten kısımda hangisi en uzundur? Yani BC mi en uzun yoksa DE mi EF mi yoksa BA mı? Onu nasıl bulacağız gençler? Pisagor'dan değil mi? Mesela şurayı nasıl bulacağız? Pisagor'dan bulacağız. Şu uzunluğu sayacağız burada. Tek tek sayacağız. Hangisi en uzunsa ona göre yapacağız. Ben bir tane örnek yapayım size. Siz ona göre bulmaya çalışın. Mesela BC'yi ben bulmak istiyorum. Burası 3. Şurayı sayalım. Nereden bulun? 1, 2, 3. Burayı nereden bulun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da 6 birim. O zaman BC'yi ben nasıl bulurum? BC'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6'nın karesi derim. 3'ün karesi 9, 6'nın karesi 36. BC'nin karısı kaç çıkar gençler? Kök 45, 45 çıkar. Kök 45 demeyelim ya. Direkt 45 diyelim. Hepsinde böyle olsun. 45 olur. BC'nin karesi 45. Kökünü alırsak kök 45 oldu. Bu şekilde yapacağız. Bakalım kimler yapacak. Diğerini de yapalım. Yapan olsa işaretlesin. Ee, evet mesela BC'yi yaptık. Ondan sonra niye yapalım? Şuradan başlayalım mesela. Bu BC var mı? B'yi yapmışım ben. A'yı yapalım önce. Çünkü hepsini yapmak zorundayım. Çünkü hangisi büyük olduğunu bilmem için hepsini tek tek yapmam lazım. Şimdi AB'yi yapalım. AB nerede? Burada sayalım. 1 2 3 4 5 6. Şurası 6 birim. Şurayı sayalım. 1 2 3 4. He, o zaman AB nasıl bulacağım gençler? Söyleyin lütfen. AB'nin uzunluğunun karesi 4'ün karesi 6'nın karesini toplarım, değil mi? 4'ün karesi 16 yapar, 6'nın karesi 36 yapar. AB'nin karesi ne olur gençler? 36 ile 16'yı toplayın 52 yapar, değil mi? 52. Şöyle kökünü alırım. AB'yi bulurum o zaman ve ne olur? Kök 52 olur. Tamam. Şimdi AF'yi bulalım gençler. AF kaç birim? 2 birim. Yo D tamam AF'yi bulalım. 2. 1 2 3 4 5 6 7. Burası 7. Şu an ben D'yi buluyorum gençler. EF'yi bulacağım. EF'nin karesi 2'nin karesi artı 7'nin karesi kaç yapıyor? 4 artı 49 EF'nin karesi EF'nin karesi kaç yapar gençler? 53 yapar. 53 yapıyor. Her iki tarafında kökünü alırsak kök 53 oluyor değil mi? EF kök 53. Şimdi bir de niye bakalım? C'ye bakalım. C'yi yapmadık D'yi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ha, 3, 4, 5. Direkt bunu bulduk. 5. 3, 4, 5. 5'i kök içinde yazarsam ne olur? kök 25 olur değil mi? Öyle olsun. Karşılaştırması kolay açısından. Hepsi köklü ya. Onu da kök içine aldım. Şimdi gençler en büyük hangisi? Kök 45 var. Kök 25 var. Kök 52 var ve kök 53 var. En büyük hangisi? Kök 53. O yüzden cevabımız ne? de Harika. Tamam. Çoğunluk D demiş. A diyen, A diyen var mı? A, B. A, B yolu. He, kök 52 diyor gençler. Bir yani ufak da olsa küçük gençler. Dolayısıyla e, EF yolu daha büyük. Ona dikkat edin. Devam. Yukarıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerden kaç tanesi dik üçgendir diyor. Şimdi dik üçgen olma kuralı neydi gençler? Dik üçgen deyince aklımıza ne gelecekti? Harikasınız. Kenarlar verilmişse Pisagor gelecekti. Pisagor. Dik kenarların eğer uzunlukları verilmişse aklımıza ne gelecek? Pisagor. Pisagor bantısını uygulayacağız. Nasıl kural? Hemen şuradan başla. Mesela şuna bir diyeyim. Şuna iki diyeyim. Şuna 3 diyeyim. Şuna da 4 diyeyim. Birden başlayalım mesela. Ben birincisini yapayım. ikinci ve üçüncü, dördüncü siz yapın. Bakın. Şöyle yapacağız. Pisagor bantısını uygulayacağım. E, en büyük kenara eşitleyeceğim karesini. Önce şu kök 11'in karesini alayım. Artı diyeyim. 5'in karesini alayım. Eşit midir acaba 6'nın karesine? her zaman büyüğün karesine eşitleyeceğiz. Bunların karelerini toplayıp eğer altının karesine eşit çıkarsak şu sol taraf ve sağ taraf o zaman dik üçgen oluyor. Hemen kök 11'in karesi. Şu ikiler tak tak gider. 11 diye çıkar. 5'in karesi kaç? 25. Acaba eşit midir? 6'nın karesi 36'ya. Burası 36 çıktı. Burası da 36 çıktı. Eşit. Eşitse o zaman bu dik üçgendir. Dik üçgendir. Eşit çıkmasaydı dik üçgen olmayacaktı. O yüzden ben bunu alırım. Birincisi dik üçgen. Bu mantıkla diğerlerini yapalım. Ben hemen yine başlatayım anketi. Evet hemen başlayalım. İkinci sorumuzu yapalım gençler. Daha doğrusu ikinci şıkı yapalım. Hemen şunun karesini alayım. 5, 6, 7. Aslında bu değil. Neden değil gençler? 5, 6, 7 diye bir özel üçgenimiz olurdu değil mi? Ama yok. O zaten o mümkün değil. Ama yine gösterelim. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 40. Gördüğünüz gibi eşit çıkmıyor gençler. 36, 25 daha. 41, 61 oluyor. 49'a eşitti. O yüzden bu üçgen değil. Bunu 2'yi silelim. Bir üçgen. Dik üçgen. Bu dik üçgen değil. Çünkü sol ve sağ taraf eşit çıkmadı. Üçüncüsü ne yapalım? He, uğraştıracak. 3 kök 5'in karesi artı Kök 19'un karesi eşittir. 8'in karesi. Şimdi 3 kök 5'in karesini şöyle edeceğim. 3'ün karesi kaç? 9. Kök 5'in karesi biliyorsunuz 2'ler tak tak gidiyor. 5 diye çıkıyor. 9 kere 5'ten 45 oluyor. Artı. Kök 19'un karesi şu 2'ler tak tak gidiyor. Burası 19 oluyor. 45 artı 19. Acaba eşit midir? Acaba eşit midir? 64'e. 8'in karesine. Eee 55 64. Bak bakın lütfen 64 64 eşit. İki taraf eşit çıktığı için bu dik üçgen. 3 Üç de dik üçgen tamam. 1 ve 3 tamam ama 2 değil. Şimdi son geldik. Son kısma geldik. Acaba dördüncü kısım dik üçgen mi? Hemen yazalım. 9'un karesi artı 40'ın karesi eşit midir 41'in karesine? Acaba böyle bir özel üçgen var mı? Varsa da söylemedik. Bu çok kullanılmadığı için. Dokuzun karesi kaç? 81 40'ın Kırkın karesi kaç? Dört kere 4 16 altı. tane sıfır ekleyin. Bin altı karesi kaçtı? Bin değil mi? Bin 1681, 1681'e eşit mi? Evet eşit. Birbirine eşit olduğu için burası da ne oluyor gençler? Dik üçgen oluyor. Dördüncüsü de dik üçgen. Aa, üç tanesi dik üçgen. Cevabımız nece? Bu şekilde yapıyoruz gençler. Harika. E e 9 41 9 40 41 üçgeni de var ama çıkmıyor gençler. Yani lisede bir de çıkmıyor yani. Ama belki bilebilirsiniz. Yani lisede bile düşün çıkmıyor. Kenara yazın. Belki testlerde çıkabilir. Devam. En kötü ihtimal böyle hesaplarsınız. Evet. Şimdi bir de şöyle sorular var gençler. Koordinat düzlemi üzerinde iki tane nokta verilmiş bu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor. Bu iki nokta arasındaki uzaklıkta Pisagor yardımıyla da bulacağız. Şimdi beraber çizelim. Ben bu arada soruyu yapmak isteyenler için başlatayım. Biliyorsunuz koordinat düzlemi üzerinde noktayı göstermeyi öğrendik. O noktalar arasındaki farkı alıp dik üçgen oluşturacağız. Sonra o Pisagor yardımıyla iki nokta arasındaki uzaklığı bulacağız. Hadi yapalım. Bunun formülü de var. Ama formüle gerek yok gençler. Biz direkt yapalım. Şimdi burası neydi? X ekseni. Burası neydi? Y ekseni. Şimdi biliyorsunuz sıralı ikili halinde yazıldığı nokta. İlk X ekseni ikincisinin Y ekseni. İlk X ekseni ikincisinin Y ekseninden bakıyoruz. Bakalım. A noktası 2'ye 3. 2 şurada diyelim. 3 de nerede? Diyelim şurada. Y'de. 2 3'ün kesiştiği noktaya ben ne diyorum? A diyorum. A. Sonra 5'e 7. Gelin x ekseninde 5 burada, 7 de şurada. Tamam, şu ikisinin kesiştiği noktaya ben ne diyeceğim gençler? Harikasınız. B noktası diyeceğim. 5'e 7. Şimdi gençler, şu rengi değiştireyim. Mesela mavi yapayım. Şuradaki mesafeyi bana söyle adam. AB arasındaki uzaklığı. Şuradaki mesafeyi söyle diyor. Ben burada bir dik üçgen oluşturacağım. Başka türlü yapamam bunu. Nasıl yapacağım? Şöyle dik üçgen oluşturacağım. Bakın lütfen. Şöyle dik üçgen oluşturdum. Dik üçgen gelince aklımıza ne geliyor? Pisagor bağıntısı. Bana dik kenarlar lazım. Bakın buraya lütfen. 7'den 3'ü çıkarsam şurası kaç olur? 4 olur. Nasıl buldum? Şu 7'den 3'ü çıkardım. Bakın. Üstten 6 çıkardım. 4. 5'ten de 2'yi çıkartayım. Burası kaç olur? 3 olur. 3, 4. Burası ne oldu? 5 oldu. Bu şekilde çok rahat bulabiliriz. Cevabımız ne? A. Bakın bir daha anlatıyorum. Şöyle bulduk. Önce noktaları yazdık. 2'ye 3. X ekseninde 2, Y ekseninde 3. Aynı şekilde B noktasına 5'e 7 yazdım. Sonra şurada bir dik üçgen oluşturduk. 7'den 3 çıkardım 4. Şurası 4. Yani diki uzunluğu 4. Yatı uzunluğu 5'ten 2 çıkardım 3. Burada bir dik üçgenimiz var. Dik üçgen deyince aklımıza ne gelecek? Pisagor ya da özel üçgenler. Üç, 3, 4, 5. Hemen taktiği yaptık. İkinci formül ise e, bu şekilde yapalım gençler. İkinci formüle gerek yok. Onu da de veriyorlar. Bu şekilde bilelim. Devam edelim. Diyor ki yandaki şekilde verilenlere göre ev ve okul arasındaki en kısa mesafenin kaç me olduğunu bulalım. En kısa mesafeyi Pisagor bağımsızlığına faydalanarak bulun şıkları da vermiş. Şimdi ben anketi başlatayım. Sizce en kısa mesafe kaç metre? Pisagor bağıntısından bulacağız gençler. Şöyle yapacağız. Pisagor bağıntısı deyince aklımıza ne geliyor? Dik üçgen. Dik üçgen elde etmeye çalışacağız. Bu tür sorularda gençler taşıyacağız. Mesela şurayı 5 metre ya. Şuraya taşıyayım. 5 metreyi şuraya taşıdım. Şu 15 metreyi de ben buraya taşıyayım. Taşıdım. Yani şöyle oldu. 3 burada 5 burada. 3 burada, 5 burada. Şu 15 metrede şu aşağıya tanı taşıdım. En kısa mesafede şöyle oluyor gençler. Şurası ve şurasını birleştirdiğim zaman işte bu en kısa mesafe oluyor. Özel üçgenimizi gördünüz mü? 3-5 daha kaç yapar? 8 yapar. 8-15 kaç üçgene vardı? 17. Cevabımız ne? C. Yani şunu taşıdığımız zaman gençler şuraya 15 metre oluyor. Şurası 8 oluyor. Şunlar artık yok. Bunu buraya taşıdık zaten. Sonra bu ikisini birleştirdiğimiz zaman 8, 15. Burası kaç oluyor gençler? 17 oluyor. Evet. Bu taktiği lütfen e, öğrenin. Bu, bu şekilde çok çıkıyor. Hemen yaparsanız. Benzer bir soru. Yandaki yelkende de verilenlere göre dik üçgen biçimdeki yelken için kullanılan kumaşın kaç metrekare olduğunu bulan. Yani şuradaki pembe olan kumaşın kaç metrekare olduğunu soruyor adam. Ee, dik üçgen vermiş, hipotenüsü vermiş, dik kenarı vermiş. Şuradaki dik kenarı bulmam lazım. Biliyorsunuz dik üçgende alan nasıl bulunuyordu? Mesela şuna A desem, şuna B desem. Dik kenarları çarpıp kaça bölüyorduk alanda? ikiye bölüyorduk. Hatırlayın. Dik üçgende ama. Dik kenarları çarpıp ikiye bölüyorduk. Yani bir tanesini yükseklik bir tanesini taban gibi düşünüyorduk. Ee, şimdi buna göre bulalım. Önce şuradaki mesela h diyeyim buraya veya yani x diyeyim kafa karışmasın x diyelim. O x'i bulalım. X'i bulalım. Ondan sonra dik kenarları çarpıp kaça böleceğiz gençler? Harikasınız. ikiye böleceğiz. Ben de buradan kiti başlatayım. Yapan varsa işaretlesin lütfen. Evet. Bu arada dik üçgen deyince aklımıza ne gelecek? Pisagor bağıntısı. Evet. Şimdi x'i bulalım beraber. x'in karesi artı 2 iki kök 2'nin karesi eşittir. Ne diyeceğiz gençler? 2 kök 10'un karesi. Önce ben x'i bulmaya çalışacağım. Bu arada gençler burada eksiğiniz varsa lütfen bunları not alın. Yani mesela 2 iki kök 2'nin karesi nasıl alınır? Yani ben hatta sizin için özel olarak yapayım şu 2 kök 2'nin karesi demek. 2 kök 2 yan yana 2 kere çarp demek. Hani uzun uzun yapayım. 2 kere 2 4. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsanız kök 4 olur. Kök 4 2 diye çıkar. 4 çarpı 2'den kaç olur? 8 olur. Şuranın sonucu 8 oldu. Tamam. 2 kök 10'u da böyle yapalım gençler. 2 kök 10 çarpı 2 kök 10 olur değil mi? Karesi böyle bulunur. 2, önce katsayıları çarpın. 2 kere 2 4 kök 10 ile kök 10'u çarparsak kök 100 yapar. Kök 100 de 10 diye çıkar. 4 çarpı 10 ile burası kaç oldu gençler? 40 oldu. Süper. Şimdi artı 8'i karşıya yollayalım. 40'tan 8'i çıkartalım. X kare ne olur? Harikasınız. 32 olur. Hangi sayının karesi 32'dir? Hemen şunun kare kökünü alalım. Demin bulmuştuk aslında. 32 16 çarpı 2 idi. Bu x diye kurtuldu. Bu ikiler birbirini götürdü. x diye kurtuldu. 16 4 diye çıkar. 4 kök 2 oldu. x 4 kök 2. Yani şurası kaçmış gençler? 4 kök 2ymiş. Artık bundan sonra alanı bulmak çok kolay. Alan neydi? Bu birinci aşamada kenarı bulduk. İkinci aşamada alanı bulacağız. Alan neydi? Dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyorduk. Dik kenarları bulduk. 4 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarpacağız ve kaça böleceğiz gençler? 2'ye böleceğiz. Hadi çarpalım. Şu ikiler birbirini götürsün. E, 4 4 kök, kök 2 ile kök 2'yi çarpalım. Kök 4 yapar. 4 çarpı kök 4 ile 2 de çıkar. 4 çarpı 2'den 8 kare alanı bulur. Cevabımız ne? A. Cevap A. Evet güzel. Bravo. Yapanlar olmuş. Teşekkürler. Gayet iyi de. Bu şekilde yaptık gençler. Uzun gibi gözükse de çok rahat yapabileceğiniz bir soru tarzı gençler. Önce Pisagor yardımıyla şu kenarı bulduk. Daha sonra dik kenarları çarpıp ikiye böldük. Bir de şu işlemlerde dikkat edelim gençler. Yoksa çok rahat yapabileceğiniz soru. Evet şimdi yeni soru. Şekildeki ABC üçgeninde AB diktir BC. Yani şurası 90 derece. 90 derece deyince aklımıza ne gelecek? Harikasınız Pisagor. Yani Pisagor aklımıza hemen geliyor. Pisagor bağıntısıyla birlikte özel üçgenler. Pisagor ve özel üçgenler aklımıza geliyor. Tamam. E vermiş de 6 vermiş, 9 vermiş. Şuraya 10 vermiş AD'yi. AC'yi soruyor. Yani şuradaki X'i soruyor bize. Nasıl yapacağız gençler? Ben anketi başlatayım. Bakalım yapan olacak mı? Hadi bakalım başlayalım. Cevaplar akıyor. Evet. Aa, bravo. Bravo. Harika. Hemen yapanlar olmuş. Süpersiniz. Ben o zaman başlayayım. Bakın gençler. 6, 10. 3'ün 2 katı. 5'in iki katı. O zaman burası ne olacak? 4'ün 2 katı olacak. Yani şurada ABD üçgeninde ne yaptım? Pisagoru özel üçgenlere uyguladım. 6 8 10. Şurası kaç oldu? 8 oldu. Sonra gençler büyük üçgende ABC üçgeninde, büyük üçgende ABC üçgeninde şunu uygulayacağız. Burası kaç? 8. 6 9 daha burası kaç? 15. Bir çağrışım yapıyor mu size? 8 15 Harikasınız. 8, 15, 17 oluyor. O zaman burası ne oluyor gençler? Harikasınız. 17 oluyor. Bir de anlatayım. Şöyle buldum. 6, 3'ün 2 katı. 10, 5'in 2 katı. Acaba dedim bu özel üçgen mi? O zaman bu da 4'ün 2 katı. 8 olacak. Zaten 6, 8, 10'u lütfen bilin. 3'ün 3, 4, 5'in katı çok çıkar. 6, 8, 10. Soru büyük üçgende ABC üçgeninde 8 burayı buldum. 15 burayı buldum. 8, 15, 17. O zaman uzun kenarımız AC kaç oldu? 17 oldu. Bakalım sınıfa. Harika. Cevap verenlerin hepsi A demiş. Harika bir şekilde yaptınız. Gençler lütfen tekrar edelim. Üçgen çizimlerini ve Pisagor bağıntısını özel üçgenleri bir kenara yazalım. Ve tekrar edelim. Bolca soru çözelim. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere. Üçgenler bitmedi. Eşlik ve benzerlikle de devam edeceğiz sağlayacak